Milli takımla Avrupa Şampiyonası hayali kurarken lösemi hastası olduğunu öğrendi. Lösemiyi iki kez yendi ama bu defa akciğerleri zarar gördü. Başarılı bir akciğer nakliyle hayata döndü. İşte eski futbolcu Kubilay Toptaş'ın 19 yıldır süren yaşam mücadelesi geliyor ekranlara. Kubilay Toptaş 46 yaşında. Almanya doğumlu, futbola orada başladı. 1993 yılında Türkiye'ye transfer oldu. Gaziantep Spor, Çanakkale Dardanel Spor, Fenerbahçe, Van Spor, Göztepe'de oynadı. 2000 yılında da milli takıma seçilmek üzereyken Avrupa Şampiyonası'na bu lösemi hastası teşhisi kondu. Ondan sonra hastalığı yendim, tekrar Bursaspor'a transfer oldum. Ancak lösemi nüksetti. Toptaş'a yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Hastalığını yendi fakat kullandığı ilaçlar akciğerinde tahribata yol açtı. Aşırı derecede kilo kaybı mevcuttu. Kas gücü neredeyse sıfıra yakındı. Desteksiz yürüyemez pozisyondaydı. Ve 24 saat oksijen bağımlısıydı. Tetkiklerimiz sırasında akciğer nakline engel bir durum olmadığı ortaya çıktı. Uzun yıllar Süper Lig'de futbol oynayan Kubilay Toptaş, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir akciğer nakliyle hayata tutundu. Kubilay Bey nakilden sonra büyük bir ihtimalle tabii ki eski sporcu olmuş olmanın verdiği bir avantajla ertesi gün gözünü açtı, solunum makinesinden ayrıldı. Yine ameliyatının ertesi günü, birinci gününün sonunda yoğun bakımda normalde biz nakillerimizi bir hafta 10 gün yatırırken bir gün bile yatırmadan servisi alarak servis bakımı vermeye başladık. Türkiye'de yılda sadece 50 akciğer nakli yapılıyor. Çok şanslıyım çünkü hem daha önceden dediğim gibi lösem hastasıydım. O hastalığı iki defa yeniden uygun ilik bulunması ve ardından yine böyle bir nakil geçirmem herhalde herkese nasip olmuyor galiba. Kubilay Toptaş da kendi gibi hastaların şansının artması için organ bağışı yapılmasını diliyor. TRT Akademi